Merhaba arkadaşlar. TYT'nin Kalbi serisine TYT coğrafya denemeleri 9'da devam ediyoruz. Sen de yoruma bir kalp bırak diyerek yine yorum yapan arkadaşlar için inşallah TYT coğrafya netlerinin 5'te 5 olmasını diliyoruz. Hemen geçelim sorularımıza. Birinci sorumuzda Türkiye'de dağların büyük bir bölümü orojene sonucunda oluşmuş kıvrım ve kırıklı dağlardan oluşur. Ancak bir kısmı da volkanizma sonucu oluşmuş dağlardır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangisinde volkanizma sonucu oluşan dağlar bulunur? Bir de kırıklı dağları görüyoruz ki biraz daha iç kısmında verseydi Kula volkanik alanı Türkiye'nin en genç volkanıydı. Dörtte kıvrımlı dağları görüyoruz, eledik. Bunun yanında üçte baktığımızda kıvrımlı dağları görüyoruz ama Karaca Dağ çevresini verseydi volkanik oluşumluydu Güneydoğu Anadolu kısmında. Bunun yanında Türkiye'de volkanizmanın en etkin olduğu yerlerden ve volkanik dağların sıralandığı alanlardan birisi Van Gölü'nün biraz daha kuzey kesimleri. Bu alanlarda yine Süphan, Tendürek, Nemrut, Ağrı gibi dağların olduğunu biliyoruz. Bunun yanında Tuz Gölü'nün güneyinden başlayıp yine bir hat boyunca uzanan buradaki Karadağ, Karacadağ, Hasanlı, Menendiz, Erciyes gibi dağları görmek mümkündür. Türkiye'de önemli volkanik dağları bu şekilde sıralamış olduk. Bunun yanında Doğu Karadeniz kıyılarında zaten volkanik arazilere rastlamıyoruz. Evet arkadaşlar, buna göre burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz 2 numaralı alan olarak. Evet, sıradaki sorumuza gelirsek, yukarıdaki dünya haritasında işaretlenmiş alanlarda görülen iklim tipi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bu iklim tipimizin Akdeniz havzasında yine Kaliforniya çevresi, bunun yanında Kap bölgesi, Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatı kıyılarında görülen Akdeniz iklimi olduğunu söyleyebiliriz. Ki buradan çıkarım yapmamız artık daha kolay oluyor. Tabii görülen nerede görüldüğü iklimlerin bizim için önemli. Akdeniz ikliminin kış sıcaklık ortalaması 0 derecenin üzerinde. Kar yağışı ve don olayları nadiren görülüyor. Yazlar sıcak ve kurak geçiyor. Doğal bitki örtüsü maki, ağaç olarak kızılçamları görüyoruz. Ama oluşumunda sıcak su akıntıları ve batı rüzgarları etkili değildir. Oluşumunda arkadaşlar özellikle tabii ki 30'da 40 derece enlemler arasında yer alması ve oradaki özellikle basınç kuşakları gibi noktalar var. Burada oluşumunda sıcak su akıntıları ve batı rüzgarların etkili olduğu iklim ise ılıman okyanusal iklim. Özellikle Avrupa'nın batı kıyıları ve Kuzeybatı Avrupa kısmında karşımıza çıkıyordu. O ılıman okyanusal iklim arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Sıradaki sorumuzda renklendirme yöntemiyle yapılmış bir Türkiye fiziki haritasında aynı renk tonları ile gösterilmiş yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin benzer olduğu söylenebilir? Burada arkadaşlar baktığımızda renklendirme yöntemiyle çizilmiş haritalarda yeşil renk 0500, bunun yanında sarı renk 500.000, turuncu renk 1000-1500, kahverengi ve tonları ise 1500'den yüksek yerleri gösteriyordu. O zaman burada yükseltilerin farklı olduğunu bilmekteyiz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda Türkiye'de yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin daha yaygın olarak görülmesi neden olmuştur? Deprem oradaki jeolojik yapıyla, depreme bağlı tsunami yine jeolojik kökenli bir doğal afettir. Şiddetli rüzgar ve kuraklık kökenine göre atmosferik ya da klimatolojik kökenli bir durumda karşımıza çıkıyor. Heyelan ise köken olarak jeomorfolojik yani yer şekillerine bağlı olarak ortaya çıkan bir doğal afet. Tabii heyelan oluşumunda temel faktör eğim, engebe. Bunun yanında yağış, kirli yapı gibi durumlar da vardı. Ancak biz ilksel durumunu değerlendirdiğimiz için yer şekillerinin burada oldukça önemli olduğunu söylüyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki verilen ekonomik faaliyet gruplarından hangisi üzerine doğal çevre şartlarının daha fazla etkili olduğu söylenebilir? Şimdi burada birincil, ikincil, üçüncül ilk başta dikkate alınması gerekenler ve bunları tarihi gelişime göre sınıflandırıyoruz. Birinci olarak insanlar tarım, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetlerde bulunmuş. Bunlar da daha çok uğraşmış. Daha sonra sanayi, daha sonra hizmet sektörü gelişmiş. Hizmet sektöründen sonra da beyaz yakalılar dediğimiz araştırma geliştirme, bilgi işlem, programlama gibi noktaları dikkate alıyoruz. Beşinci ise üst düzey yöneticiler karar verme organında olan kişilerdir. Buna göre ekonomik faaliyet gruplarından hangisinde doğal çevre şartları daha fazla dediği için tarım, hayvancılık, ormancılık gibi noktalara dikkate almak gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar, bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.